Gizemli denizlerden bilerek batırılmış yapılara. Dünyanın Enleri kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda dünyanın en ilginç 10 gemi batıklarını inceleyeceğiz. Ama videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Elvan 61 Demircan, Eylül Yılmaz, Hasan Basso, Abdullah Ayaz, Subaştaş. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine biz de Dünyanın Enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Sığ sularda olduğundan bütün gün dalış için ideal bir bölgede. 1946-1994 yılları arasında ABD Deniz Kuvvetleri Charnever sınıfı denizaltı kurtarma gemisiydi ve dalgıç turizmi için batırıldı. Cayman Adaları'nın açığında kontrollü olarak batırılan USS Kitway, denizin tabanına yerleştirilmeden önce kapıları söküldü ve gemi çevreyi kirletebilecek atıklardan arındırıldı. 2011 yılından bu yana dalış meraklılarına hizmet veriyor. Batık dalışı sertifikası alan dalgıçlara geminin 5 bölümü de açık. En sığ alan olan Oda Kaptan Köşkü ve burada geminin dümenini ve pusulasını görmek de mümkün. 2 adet basınç odası da ve dalış hücresi de batığın önemli unsurlarından. Asansör boşluğunda serbest dalış yapılabilir ve kendinizi uzayda hissedebilirsiniz. İleri seviyedeki dalgıçlar için daha uygun olan batığın en ayırt edici özelliği, aşağıya doğru uzanan 11 adet asansör şaftı ve her katta gemi boyunca uzanan güverte koridorları. Key West, Florida açıklarında bulunan batığın kargo boşlukları da dalgıçlar için ideal noktalardır. 2009'da kontrollü olarak batırılan gemi, dünya üzerindeki en büyük yapay mercan resifi olma özelliğini de taşıyor. Bilimsel görevlerde üstlenen geminin dev uydu çanakları da dalgıçlar için görülmeye değer manzara da teşkil ediyor. Skype Scuba Dalgıç Merkezi'nden Karen Horton'a göre eğer soğuk sularla işim olmaz diyorsanız bu dalış kesinlikle size göre değil. Kuzey İskoçya'nın Orkney adası açıklarındaki Scapa Flow bölgesi, 1. Dünya Savaşı'ndan Alman donanması için adeta bir mezarlık görevi görmüştü. 155 metre uzunluğundaki Alman kruvazörü SMC Köln, 36 metre derinlikte deniz tabanına yan yatmış olarak dalış meraklılarını bekliyor. Batık özellikle 20. yüzyılın başlarında savaş gemisi mimarisini incelemek ve o çağa ait bazı ağır silahları görmek isteyenler için ideal bir örnek. Askeri malzemeler, kolay erişim ve haritalı rotalar. College State batığı için dalış camiasının kayak merkezi diyebiliriz. Okyanus, geçen bir yolcu gemisi olarak inşa edilen araç, 2. Dünya Savaşı'nda asker ve malzeme taşımak için kullanılmıştı. Hemen hemen bütün dalış meraklılarının rotasında olan batığa hem orta derece hem de profesyonel dalgıçlar dalabiliyor. Veneto'nun Espiritu Santo adası açıklarında bulunan geminin yüzeye en yakın olan tarafı 20 metre derinliğindeki provası ve acemi dalgıçların tercih ettiği bölgede de genellikle burası.
33 metre derinlikte ise tüfekler, gaz maskeleri ve miğferleri görmek mümkün. Tecrübeli bir rehber eşliğinde de geminin kargo bölümlerine girebiliyorsunuz. 1911 yılında yakalandığı bir fırtına nedeniyle Cape Blowing Green, Queensland açıklarında batan gemisinin enkazı 1958 yılında sahilden yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. 28 metre derinlikteki batığın bulunduğu bölge daha sonra Avustralya Great Barrier Reef'i deniz parkı olarak ilan edildi ve barındırdığı sınırsız deniz canlısı çeşidiyle dünyanın en önde gelen dalış noktalarından birisi oldu. Klostrofobikler için kesinlikle uygun olmayan batık, 2. Dünya Savaşı dönemine ait askeri malzemeyle dolu. 1941 yılında iki bomba isabet edince Kızıldeniz'de batan Britanya ordusuna ait geminin askeri kargosu neredeyse olduğu gibi duruyor. 30 metre derinlikte yan yatmış olarak duran SSD Tester Long, 2. Dünya Savaşı malzemelerine meraklı olanlar için mutlaka görülmesi gereken bir batık. Microsio'daki Truk Lagünü'nde 33 metre derinliğinde yatan Skorsky Maru, Shizen Koku Maru'ya dalarken bilmeniz gereken ilk şey, torpido deliğinden girip buhar bacasından çıkamayacaksınız. Profesyonel dalgıç Bob Barting'e göre 152 metre uzunluğundaki gemiye her dalışınızda daha öncekine göre daha derine dalabilmek çok önemli. 2. Dünya Savaşı'nda Japonya donanmasına hizmet eden Shinkoki Mari, gece dalışı yapmak için de gayet uygun bir konuma sahip. Geminin gövdesi mercan çeşitliliğiyle kaplı ve batık bölgesindeki canlı çeşitliliği de görmeye değer. Dalmayı bilmiyorum ama ille de bir gemi enkazı görmek istiyorum diyorsanız Nabizi'deki Edward Blood gemisi tam size göre. Yalnız orada bulunabilmek için özel izinlere ve çok özel bir hava aracına ihtiyacınız olacağını söylüyorlar. 1909 yılında Nabilia açıklarındaki kötü şöhretli iskelet kayalıklarında şişe giren gemi, denizin vahşi gücüyle sahilden 800 metre içeriye çölün denize uzandığı bölgeye savrulmuş durumda. Son yüzyılların en büyük deniz faciası, batması imkansız bir mühendislik arkası olarak görülen gemiydi. Bir buzdağına çarpıp 2200 yolcusundan 1500'ü kendiyle birlikte denizin dibine götürdü. 1985'te Amerika-Fransız ortaklığıyla bulunan batıktan 5500 buluntu özel bir şirket tarafından halka açık bir sergide sergilenmek üzere çıkartıldı. Titanic'in keşfi arkeologlar ve kaşifler arasında çok büyük ilgi uyandırdı. Ve birçok başka önemli batık gemiye ev sahipliği yapan okyanus derinliklerinde araştırma ve kurtarma çalışmaları yapılabileceğini ortaya koydu. 2012 yılında yapılan bir bilimsel araştırmada deniz radarı ve kameralarla ilişkilendirilmiş robotik araçlarla batığın bir haritasını çıkartmayı amaçlıyorlardı. Aynı zamanda parçalanmış geminin farklı bölümlerinin yüksek kalitede 3 boyutlu belgelenmesi de yapıldı. Tahminlere göre 3000 yılında Titanic'in tamamen kaybolacağına inanılıyor. Evet sevgili dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamlı için sizlerden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu tarz videoların devamlı gelecektir. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.